Ben Kerem'deydim, Turan Batman, jurnalist. İşçi sanattan videoya uyucu kamuval hizmet kursatış başkırtmasını ahlurat hizmetini rahbar olur. Toşkin'e kürt olalım ya. Orken böyle Tavret Adamcı'yla vezir edin. Kurum. Bugün hırsattan faydalanan siz hikayenizde müracaat kılmaksın. Yoldan sonra yeni kılmayenizde oyun. Tavret Adamcı'nın piyasalarında Diyana Fatiha'sının ütlenmeyeninde Cumhuriyet'in kıskış geçe bugün tasdikler bugün türlü idareler kalmadı. Bir katında Samarkand'da yeni mafya diye YouTube kanalında ve Facebook sayfamda video davranı ilan kıldım. Kolunda yüzden artık cinayi iş var. Hamas da cebirlenmişi bir kişi. Baba bir kişi. Ve Hamas'ı ilk davranı Samarkand Şahat Sultan'ın reisi Sultan'ın. Ne demeliyiz? Bu tam değil. Bu mafya. Bu üç türlü yenmiş. Ve Manuşan Sen'in el altı yanındaki ki bana ümit ediyoruz. Onları ahvarı basalara erkenliğinden yani erkenlik doğru. Kız minnettar olmuş. Şakir Bravan Sürecek o yerden kiyin jurnalist adına iş başladı diye anlamadı. Bu iş yılı Hacerdamlık'tan ayrılan ki o 43 yıldan beri hakikatta ağzını çıkıp Dosya yapınız, ayda yapınız. Peki, bari gazetelerin doğum yetmesidir. Ne oldu? Samarkand'da mafya makalarını ilan bilgilerinden ki, bazı şahlarlar, kumarlardan bitti o işe, devrelerin içi yetkisi bugün, cinayet işlerini yığıştırıp alındı. Ve benim tükkanım değil, ama işte yığıştırıp alındı ki, o işe ayol, yani prokuratura ve sudyalarından tüldürüp, bakar olanlarına güçler gelişecek, yani şunların yer ayol, aynen yeni üstünden şikayet edip geçen Hüseyin Akar'a müracaat edin. Ben korrupsiyaya karşı yedim. Karabeyi kullanarak korrupsiyanın yolda mahalle çıkardım. Bu ne soyak görüşümüzü söylemedi. Ve gece 10 yaşayarken mahallelerin üçerçe inspektörü yenge intervü veren kişilerini çağırıp sorak görüşünü başlattı. Yenge karşı. Ben aynı şey yaptım. Ama işte yetiştirip oğlanın izle yapılgenden ki Karabeyi kullanarak tuhmatçılıkta ayıklar sultu verişedi ve yeni ayıklar kuruşedi. Bu da iyi. Bu eski stil. Şunun için eğer ben şöyle iş bulup beni tuhmatçılıkta ayıklar neye karşı iş başarılıyken olsa Sayıdamız Yayıl'dan, Ahmet Allah'ın canlısından ve Akbar Teşkilatlar'dan yeni kumayet işlerini soruyorum. Tamam. Bir tane arsana taklif etmek için ben. Kamil Allamjonov ve Said Mirziyoyev'in yaşadığı her daim oçu. Her kanaka müracaat kigen adam bana meşret oturgen. Hem jurnalistlerin soruşuz mümkün. Her biri haklıgen peyti kirgen. Samarkand'dan taşınımda eğer aldığından bizden rejimizi kirtilip, uçuruşu bilirip kiyseniz hiç yoğdum iyimiz. İçiniz her daim oçu. Şimdi sizin hayat izlenimi Hodisalar ro'y berayotganini bizani xabarimiz yo'q. Qanchalik haqiqat uchun kurash kelayotganidan xabarimiz yo'q. Lekin bitta narsani yaxshi bilishingiz kerakki, biz sizni himoya qila olishimiz uchun adolatsizlik bo'lishi kerak. Agarda siz adolatsizlik qurboni bo'lsangiz, albatta biz himoya qilamiz. Agarda siz yozgan materialingizda o'zingiz xatolikka yo'l qo'ysangiz, bu ikkinchi masala. Bugün O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari ve jurnalistlar bilan shunaqa tartib o'rnatilyaptiki, qonun ustuvorligi. Kecha mana men jurnalistlarning ko'pchiligini yig'dim, blogerlarni yig'dim, ularga ham aytdim. Jurnalistika faoliyati yoki blogerlik bu hamma narsa mumkin degani emas. Lekin bu qonun doirasida amalga oshirilish kerak bo'lgan, jurnalistik etikalarga rioya qilish kerak bo'lgan jarayon. Jurnalistika sohasi ham boshqa soha, shu vrach, militsioner o'qituvchiga o'xshagan bir yo'nalishki, o'zini belgilangan me'yorlari, qonunlari, qoidalari bor. Yana bir marta mana hammani ichida aytibman, agarda sizni haqiqat yo'lidagi qilgan materialingiz barcha qonun talablariga rioya qilingan bo'lsa, jurnalistika etikasiga rioya qilingan bo'lsa, asoslangan faktlarga tayanilgan bo'lsa-yu shundan keyingina sizga ta'ziq bo'lsa, albatta biz buni oldini olamiz, albatta biz bunga yordam beramiz. Lekin
Yana bir marta aytaman, bu uchun mana mana shu talablar hammasiga rioya qilingan bo'lishi kerak. Endi agarda mana ma'ruzamni yaxshilab diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, men ham tan olib aytayapmanki, hamma yoqda juda ham yaxshi bo'lib ketdi, chiroyli bo'lib ketdi degan balandparvoz gaplar yo'q. Ta'ziqlar bor, bizga ma'lumotlar kelib turibdi. Endi ochildi. Endi erkinlik shamolini sezishni boshlayapti jurnalistlarimiz. Lekin buni ko'tara olmaydigan, bunga o'rganmagan davlat va boshqaruv organlari xodimlari albatta munosabati ham shunga yarasha. Hech qachon tanqid bo'lmagan odam tanqid eshitib qolsa ta'sirchan bo'ladi. Mana masalan, meni ham kuniga kunda-kunora nimalar deyishmaydi, qanaqa tanqidlar qilishmaydi. Birinchi bu faoliyatimni boshlaganimda juda ham qattiq qabul qilardim, kechasi uxlolmay ham chiqardim. Endi hozir shu tanqidlarni orasida qaysi biri konstruktivni, qaysi biri maqsadlar yo'lda qilinayotganini farqini ajratamayman va shunga qarab xulosani qilaman. Rahmat.